Kazakistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıda uluslararası ve bölgesel durumla birlikte ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi konuları görüşüldü. Kazakistan'ın başkenti Astana, Şangay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Çin, Hindistan, Özbekistan ve İran heyetleri yer aldı. Bakanlar toplantısı kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve devlet yetkilileri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu kendi ve halkı adına İran heyetlerine başsağlığı diledi. Toplantıda heyet başkanları, uluslararası ve bölgesel durum, güvenlik sorunlarının yanı sıra Şangay İşbirliği Örgütü içinde siyasi ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev uluslararası organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlara karşı mücadeleye odaklanılması çağrısında bulundu. Tokayev, Afganistan'daki duruma dikkat çekerek ülkede bir insani krizin önlenmesi ve uzun vadeli istikrar için koşulların yapılması yönündeki çabaların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. 24. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi 3-4 Temmuz'da Aslan'a da yapılacak. Toplantının önemli sonuçlarından biri Belarus'un örgüte üyeliğine ilişkin kararın imzalanması olacak. Zirvede örgütün gözlemcisi olan Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.